Evet, yeni bir analiz videosundan daha hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Mehmet Aygün. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve özellikle videoyu beğenmeyi unutmayalım. Evet, Bitcoin tarafında 60.000 bandı üzerinde tutunmaya devam eden bir grafik var. Özellikle günlük anlamda bu bandın üzerinde kaldığımız sürece altcoin'lerde güzel hareketlilikler izlemeye devam edeceğimizi düşünüyorum ki bugün hatta 1-2 gündür bu hareketlilikleri net şekilde görüyoruz. Şimdi Bitcoin bir yatay hareketlilik sürecine daha girecek mi? Bu alanda aşağı yönlü mü, yukarı yönlü bir kırılım verecek. Hep beraber izleyeceğiz. Burada tabii ki bu alanı aslında benzetebileceğimiz bir nokta var bizim. Neresi orası derseniz burada 51-53 bin dolar bandı aralığındaki yatay hareketlilik noktasına benzetebiliriz. Yine aslında benzer bir durum söz konusu. Biz bu alan içerisinde kaldığımız sürece bu alan içerisinde kaldığımız sürece arkadaşlar altcoin'lerde güzel hareketlilikler yukarı yönlü devam edecektir. Aşağı yönlü bir kırılım gelirse hem bu alanda düzeltmenin başladığını konuşabiliriz hem de altcoin'ler için sıkıntılı bir tablonun yaşanacağını söylemek mümkün olur. Bir diğer husus da bu alanda tabii ki üst banda doğru kırılım. Eğer üst banda doğru kırılım gelirse yine 53.000 bandının üstünde gelen kapanış gibi sert bir yukarı hareketlilik beklenebilir arkadaşlar. Çünkü bir rekor tazelemiş olacağız. Bu tazelenen rekorla birlikte aslında önümüz oldukça açık. 80.000 dolara kadar bu yükselişin net şekilde devam etmesini bekliyor olacağım. Hatta ve hatta bu alanda unutmayın bir tane daha tablomuz vardı. Haftalık bazda burada bir çanağımız var. Bu çanak hedefleri de bize 115 bin dolarlara kadar hedef veriyordu. Yani 120 bin dolarlara kadar gidebileceğimizi gösteriyor. Evet, devam edelim. Şöyle bu alanda haftalık kapanış gelmesi aslında çok önemli. Hemen tekrardan döneyim şurada haftalık tabloya. Haftalık kapanışı eğer biz burada hemen şuradan yakınlaştırıp göstereceğim sizlere. Şöyle baktığınızda 61 bin dolar ve hemen 60 bin dolar. Yani şu 60-61 bin doların üzerinde yapabilirsek. Bir, şuradaki zirve noktasının yani buradaki rekor haftalık kapanışın üzerinde bir haftalık kapanış yapmış oluyoruz. İkincisi, haftalık kapanışta yine şurada arkadaşlar bakın dip yapmıştık biliyorsunuz 61 bin dolarda. Bu dibin de arkadaşlar üzerinde bir kapanış yapmış oluyoruz. Yani haftalık bazda destek olmuş bir noktanın üzerine çıkmış oluyoruz. Bu da aslında bizim için oldukça pozitif bir hafta kapanışı anlamına gelecek arkadaşlar ve yine haftalık bazda bu defa bu alanın destek olarak görev yapmasını sonraki süreçte bekliyor olacağız. Tabi rekor kapanış gelirse de yine bu zaten oldukça pozitif bir tabloyu göz önüne sermiş olacak. Evet, uzun zamandır ciddi bir düzeltme yapmadan bir ilerleyiş söz konusuydu. Yani haftalık bazda daha öncesinde şöyle bir tabloya bakalım. Bir düzeltme hareketliği nerelerde görmüşüz? Hemen şöyle hatırlayalım. Şöyle bir baktığımız zaman burada aslında pandemi çöküşü var. Pandemi çöküşünden önce aslında çok da ciddi bir hareketlilik yok yani piyasa üzerinde. Bundan bahsedebiliriz. Tabi şu alanda bir ara yükseliş var. Bu rayı dahil etmiyorum. Burada bir mini boğa diyebileceğimiz en azından bir hareketlilik yaşandı. Arkasından gelen çöküşten itibaren baktığımızda yani şu pandemi çöküşünü aradan çıkardığımız zaman çok da ciddi düzeltmeleri haftalık bazda görmemişiz. Şöyle bir baktığımızda uzun zaman sonra aslında boğanın böyle tam artık uçuyoruz kaçıyoruz mevzusunda herkesin konuştuğu zamanlarda ciddi düzeltme hareketleri geldiğini görüyoruz. Henüz bu dönemde miyiz? Baktığımız zaman aslında piyasa oldukça pozitife erken gitmiş durumda. Bu yüzden henüz aslında şu sürece gelmemiş olsak da yani zamanlama olarak halvingden sonrasında kalması gerekiyor olsa da şu anda fiyatlanma açısından çok erken bir fiyatlanma yapmamızdan kaynaklı yine böyle bir düzeltme hareketi beklenebilir. Ve dediğim gibi ben bu düzeltme hareketinin 47 bin doların altında gerçekleşmesini asla ama asla beklemiyorum. Dediğim gibi burada çok fazla şu anda bir kitle var ki 30 bin dolara bir retest hareketi bekliyorlar. Lakin bu hareketliliğin yaşanmasını ben beklemem. Neden beklemem? Tabi bu bekleyen arkadaşlar haksız sayılır mı? Şöyle baktığımız zaman burada bir fincan kulp kırılımı var. Bu fincan kulp kırılımıyla birlikte üst band alana ilerleyiş geldi. Bu üst band alanına ilerleyişten sonra buraya bir düzeltme hareketi aslında bir retest hareketi bekliyorlar. Lakin bu retest hareketi her zaman gelecek diye bir kaydı yok. Yani fiyat bu kadar yükseldikten sonra hedeflere ulaştıktan sonra bu retest beklenemez. Bu retest nerede beklenebilirdi? 51.000 bandındayken beklenebilirdi arkadaşlar. Neden? Daha yol
kolun yaralamışsın. Daha gidecek yolun var. Bir retest yaparsın. Güç toplarsın. Yoluna devam edersin. Ama hedefler burada görüldükten sonra ben bu retestin gelmesini beklemiyorum. Net şekilde söyleyeyim. Yani benim için burada şu anda aslında trendler net şekilde pozitif. Aşağıda çok güzel destek noktalarımız var. Burada 47 bin doların da altına bir kapanış gelmesini de beklemiyorum. Dediğim gibi haftalık bazda. Evet, günlük anlamda desteğe tutunmaya devam ediyoruz. Şöyle 4 saatlik de aslında dip oluşturduk. Burası önemli. Kısa vadede baktığımız zaman 4 saatlik tabloda da 61 bin doların önemli olduğunu söyleyebiliriz. 61 bin dolar altında bir kapanış yapmadığı sürece şu anda trend yine yukarı yönlü devam ediyor. Hatta ve hatta bu alanda şöyle bir tablodan da bahsedilebilir. Şöyle bir bu alanda aslında ne bekleyebiliriz? Şöyle bir 60 bin dolara doğru geri çekilme, arkasından üst banda doğru ilerleyiş, burada bir bayrak formasyonu oluşturabiliriz. Bu bayrak formasyonu önümüzdeki günlerde oluşursa hedefinde de baktığımız zaman 74 bin dolar olacak. Oldukça pozitif bir kırılım olur bizler için. Bunun içinde kırılması gereken nokta neresi dersek 63 bin dolar diyebiliriz. 63 bin doların üzerindeki kapanış bu alanda bu formasyonu net şekilde bizlere göstermiş olacak. Saatlik anlamda yükselen dip tepeler oluşturuyoruz. 61 bin doları koruyoruz. Burada kritik bir destek direnç alanda aslında kısa vadede oluşmuş durumda. Şöyle bir baktığımız zaman daha öncesinde 1-2 destek olarak da çalışmış ve şu anda da direnç görevi görüyor. Neresi orası? 62.500 dolar. Burayı takip edebiliriz. Buranın üzerinde bir kapanış gelirse yukarı 66-67'lere doğru bir hareketlik izlenebilir. Özellikle kısa vade trade takip eden arkadaşlar değerlendirebilirler. Onun dışında geri çekilmelerde bence 61.000 dolarla 60.000 doları iyi takip etmeniz lazım. Bu iki nokta sizin için aslında belirleyici olacaktır diyebilirim. Evet, Bitcoin'de durum bu. Altcoin'lerde güzel bir yeşillenme var. Bu da aslında şu anda bu alana bir retest hareketliği diyebileceğimiz hareketlilikten kaynaklı olabilir. Neresi? 53.85. 53.85'e kadar gelecek hareketliliklerde şu anda aslında Bitcoin dominansında bir retest hareketliği var diyebiliriz. Şu anda trendler yukarı, herhangi bir sıkıntı yok. Dediğim gibi küçük bir altcoin'lere fırsat veriyor diyebiliriz. Bu da aslında 60-69 bin arasında sıkışmış grafik devam ettiği sürece biraz daha yaşanacaktır. Arkasından bence gelen kırılımla birlikte aşağıda kırılsa, yukarıda kırılsa bu alandan destek bulup üst bant alanlara doğru ilerlemesini göreceğimizi düşünüyorum. Evet, Bitcoin dominansı içinde durum bu. Altcoin'lerde de güzel hareketlilikler yaşanıyor zaten. Hatta şöyle bir bakacak olursak yine burada aslında süreç arkadaşlar yapay zeka ağırlıklı projelerden devam ediyor. Yapay zekalar yine çok ciddi yükselişler gösteriyor. Zaten bu projelerden haddinden fazla kazançlar elde ettik. Hala bu kazançlılıklar oldukça fazla devam ediyor. Şu an %50 zarar bile etse birçoğunda 2-3x'lik karlarımız duruyor olacak. Çünkü 5 katın üzerinde değerlendi birçoğu. Devam edelim. Peki diğer projelere sıra gelir mi? Evet arkadaşlar, tabii ki onlara da sıra gelecektir. Birazcık daha ağır kalıyorlar. Özellikle market olarak büyük projeler daha ağır kalıyor. Ama yapay zeka ağırlıklı sepet yapan arkadaşların durumdan şikayetçi olduğunu asla asla düşünmüyorum. Zaten defalarca dile getirdik ki yapay zeka, yapay zeka, yapay zeka. Bu bu anın göz bebeği olacak. Zaten sinyallerini herkes çok önceden verdi. Piyasadan hiç anlamayan adam bile şu anda en ufak çaplı bir günlük araştırmada çok rahatlıkla yapay zeka projesi alması gerektiğini bulabilir diye düşünüyorum. Evet, onun dışında ekstrem bir şey yok. Zaten çok oldukça yeşil bir piyasa var. Herhangi bir düşüş ciddi anlamda yaşanmadı. Yapay zeka projeleri ciddi anlamda prim yaptı. Mesela Chiliz biz aldıktan sonra güzel prim yaptı. Önünde ciddi anlamda direnç hattına geldi. Buradan nokta atışı red yedi. Şimdi buranın üzerine açarsa aslında önü de açık. Bir sonraki direnç alanına doğru ilerler ki burada çarpı 2'lik bir yükselişi Chiliz gösterebilir. Aslında birçoğunda yapmış olduğumuz teknik analizler nokta atışı geliyor arkadaşlar. Takip ederseniz aslında güzel sonuçlar göreceğimi düşünüyorum. Mesela Hook'ta da yine pozitif bir kırılım var diyebiliriz bu alanda. Bu alanda hemen şöyle bir baktığımızda 1.25 bandının üzerinde bir kapanış yapabilirse üst bantlara doğru ilerleyişini koruyacaktır. Hatta şöyle 1.50 bandını bir açsa önünde ciddi bir boşluk alan oluşmuş olacak ve 2x2 üçleri çok rahatlıkla görebilecek mesela. Yani dediğim gibi çok fazla projede fırsat var. Bu arada Jack'i geçen canlı yayında konuştuk, biz bunu almamış mıydık diye. Arkadaşlar Jack'i almışız bu arada, haberiniz olsun, benim sepetimde varmış. Ama sepet videoları içerisinde yok. Yani ben aldığımı biliyorum. Allah Allah, ben bunu almamış mıyım? Türk borsasından almışım arkadaşlar. Paribu'dan almışım ben bunu. O yüzden
sepet videolarının içerisinde görememişim. Hani sürekli Binance'dan, Quantware'den, işte Coinbase'den vesaire Gateway'dan kontrol edince orada kalanlara çok bakmadan devam ettirmişim. Gözümden kaçmış. Bu arkadaş da elimde varmış. Zaten çok bir yükseliş de göstermemiş. Onu da söyleyeyim. Hani küçük bir yükseliş görmüşüz. Ondan dolayı herhangi bir sakınca yok burada almanızda. Hatta bak tam kırılım yapacağı böyle omuz baş omuzun geldi. Pardon. Hem omuz baş omuz da sayılır. Fincan kulbun geldiği bir kırılım noktasında böyle 62'nin üzerine atarsa tık 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 %50 Jack de burada yükseliş gösterir gibi duruyor. Dediğim gibi fırsat bitmiyor arkadaşlar piyasada. Önümüzdeki süreçte daha güzel fırsatlar da gelecektir. Bu alandan hatta tamamını satan arkadaşlarım dahi var. Bunlara da hani çok şey yapmıyorum. Nasıl söyleyeyim? Bunlara da olumsuz bakmıyorum. Adam buradan tamamını satıyor. Yeni bir sepet oluşturup devam ediyor. Makul mü? Aslında baktığınız zaman makul bir seçenek bu. Yapılabilir mi? Biz bunu önümüzdeki süreçte yapacağız aslında. Sürekli olarak bunu yapmak çok makul gelmiyor bana. Dediğim gibi biz bunu bir defa yapacağız. Onda da Bitcoin çıktıktan sonra, elimizden Bitcoin'leri çıktıktan sonra çıkabileceğimiz altcoin'leri de çıkıp ondan sonra yolumuza bakacağız. Evet, durum bu şu anda. Hemen piyasalara da şöyle ufaktan göz ucuyla bir bakalım. Dolar endeksine baktığımız zaman yukarı yönlü devam edecek mi? Bu aslında büyük bir soru işareti. Şu anda ortalama desteklerine iyi tutmuş durumda. 103.6 bandını çok iyi takip edin arkadaşlar dolar endeksinde. Piyasanın rengi yönünü belirleyecek şu anda etken bence burada dolar endeksi olacak. Hemen baktığımız zaman Dow Jones tarafında bir sıkıntı yok. Ethereum tarafında hedef konuma ulaştığımızı söyleyebiliriz. 3500 dolar bandı hedefte, hatta burada 3630 bandına kadar da bu yükseliş devam etmesini bekleyebiliriz. Ethereum için aslında bu hareketlik beklediğimden hızlı geldiğinde net şekilde söyleyebilirim. Altın tarafında pozitif bir ayrışma şükürler olsun var. Bir tık daha yukarı atarsa böyle 2070'lerin üzerine çok daha hızlı bir toparlanma süreci altında da yaşanacaktır. Nasdaq tarafında bir sıkıntı yok. Doğalgaz tarafında yükselen tepeleri gördük. Bu oldukça pozitif bir veri. Doğalgaz tarafında bir dönüşüm sinyali almış durumdayız. Özellikle aşağı yönlü bundan sonra 1.57 altında bir kapanış yapmadığı sürece, hatta şuradan bakayım. 1.60 diyelim. 1.60 altında bir kapanış yapmadığı sürece bir problem yok diyebiliriz. Gümüş tarafı arkadaşlar bir türlü ayaklanamadı. Hala yatay seyrine devam ediyor. Umarım altınla birlikte gümüşte de tatlı yükselişler kendini gösterir. Market cap'lerde hiçbir problem yok. Oldukça pozitif kapanışlar devam ediyor. Total market cap'te 2,5 trilyona yaklaşıyoruz. Burası önemli bir direnç alanı olacak. Buna dikkat etmek gerekiyor ki 69 bin dolar bandıyla örtüşecektir buradaki hareketlilikte. Burası gerçekten önemli. USDT dominansı gevşemesine devam ediyor. Bundan sonraki süreçte USDT dominansında aslında şöyle, burası sağlam destekleyebileceğimiz bir alan yok. Çok ciddi bir kayıp var USDT dominansında. Burada hareketlilikler çok daha dip noktalara ulaşabilir arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Devam edecek olursak dolar TL yükselişini net koruyor. Petrol tarafında artık burada ciddi anlamda insanlara bıtkınlık geldi. Petrol yatırımcısı bayağıdır yatay seyrediyor, altın yatırımcısı gibi. Muhtemelen birlikte hareket edecekler gibi duruyor artık. Biz tarafında ekstrem bir şu anda durum söz konusu değil. Özellikle burada takip edilmesi gereken seviyelerden defalarca bahsettim. Baktığımız zaman bundan sonraki süreçte bizim için önemli seviye hemen şöyle tekrar hatırlayalım. 8950, hatta bir tık daha yukarısını da alabiliriz. 9000 diyelim. Biz düz 9000 arkadaşlar. 9000 bandının altında bir kapanış gelmediği sürece bu alanda elinizdekileri tutabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Yalnız şöyle bir durum var. Burada omuz baş omuz oluşturuyoruz. Eğer buranın altında bir kapanış gelirse bu 8500 düşüşü kesinlikle gelir diye düşünüyorum. Burası gerçekten önemli bir destek alanı. Yine direnç olarak takip edeceğimiz alan bundan sonra 9400 arkadaşlar. 9400 üzerinde bir kapanış geldiği anda 10.000 bandı hızlıca gelecektir. Onun dışında ekstra bahsedebileceğim bir şey yok. Açıklama kısmında Quantware linki var. Açıklama kısmından Quantware'e dahil olarak hisse senetleri, emtiaları, işte kripto paraları, bunların birçoğunu özellikle yeni gelişmelerde var önümüzdeki günlerde. Çeşitlilik biraz daha artacak. Açıklama kısmındaki kripto rezil davet koyuyla kaydolduğunuzda da 250 dolara kadar bir ödüle sahip olabiliyorsunuz. Dediğim gibi işlem ücreti, komisyon ücreti, fonlama ücreti yok. Özellikle sık sık işlem yapanlar kesinlikle değerlendirmesini tavsiye ederim. Onun için ekleyebileceğim bir şey yok. Kalın sağlıcakla, görüşmek üzere. Hoşça kalın.